おでいちきのでや。Yukarıya çekecekler, dur çekme. Alo. Oğlum. Sen seni öldürürüm ya. Lan. Ya tehdit etme. Mili abi nerede? Ben onunla muhatap olacağım. İşte sen Mili abi seni öldürecek. Oğlum o TBP'ye geleceksin ya. Allah. Mili abi nerede? Mili abini siktirtme lan bana. Benim adını, benim adımı ağzına almadan önce iki kere düşüneceksin oğlum sen. Ya abi ben sana ne yaptım ya? Allah için söyle, ben sana küfür mü oğlum yaptım? Ağzından kötü söz mü çıktı? Mili. Bekle bir dakika, bekle. Bekle. Bir dakika sessiz olun bir ya. Tamam ben bir şey demeyeceğim. Şimdi ama. Şu amına kodumun sesini düzelt. Eko yapmasın bana. O kulaklığı götüne sokarım senin Mertan. Kimden eko yapıyor? Mertan'dan. Hala geliyor. Şeye geç, şeye. Yukarıdan settings'e tıkla. Options'tan solda capture var. Oradan şey yap. Push to talk yap. Yaptım. Tamam. Melih sen mi konuşacaksın, önce ben mi konuşayım? Bir dakika, sakin. Şu an sakin. Mertan, bir hafta oldu. Bir hafta oldu. Ne bir hafta oldu? Senin bir hafta olmadı ya, 18 sene oldu beynin vücudunu terk edeli. 18 sene oldu, 18 yaşındasın diye biliyorum. Bak şimdi. Bir haftadır tamam, iyi prim yaptın vesaire bilmem ne. 300-500 izleniyordun, sağa sola kafa attın, duvara yumruk attın, ona buna bağırdın. Şu an benim seni şu yayını alıp şurada konuşuyor olmam bile senin için yine prim. Yine prim. Zaten bunu istiyorsun. Bunu istediğin için bu tür hareketlerde bulunuyorsun. Maddi durumun vardır yoktur. Fakirsindir, zenginsindir, bilmem nesindir. Ona bir şey dediğim yok. Para kazanmak istiyorsan siktir git, 100 tane iş var. Çalış. Yayın mı yapıyorsun? Yayınını da yap. Ben günde 15 saat çalışan adamım. Dediğini yap, kimse sana bir şey dediği yok. Bir haftadır götün başın iyice ayrı oynamaya başladı senin. Bir haftadır sana tek kelime bir şey söylemedim bugüne kadar. Bir yayında hiçbir şeyde tek kelime bir şey söylemedim. Tek kelime ağzını, adını ağzıma almadım. Almam da çünkü yani adam olacak adam için konuşurum ben. Bana 28 Haziran'da yazdın. Abi ben para için denilen kişiyim. Belki benden nefret ediyorsundur. Videolarımı görmüşsündür. Bilmem nelerimi ne yapmışsındır. Ben düzelmek istiyorum abi. Seni de bir abi olarak gördüm. Ve çok seviyorum. Tamam, bana doğru yolu anlat. Yazdım. Hatta ağlıyorum falan dedim. Sen dedin. Ben sana ne dedim? Her insan ağlayabilir dedin. Kendine çeki düzen ver, ağlama dedim yayında dedim. Sen ne yaptın? Yine ağladın. İşine gelen bu senin çünkü. Değil mi? Bak oğlum. Ahmet kardeşimdir, Jahreyn canımdır. Belki baktığın zaman dışarıdan o kadar samimi gözükmem ama her boku konuşurum. Canımdır, ciğerimdir. Kerim yine aynı şekilde kardeşimdir. Hasan, Hüseyin, bilmem kim, benim hiç kimseyle tek kelime sorulum olmaz. Abi benim de olmuyor. Onlar bana çatıyor. Ben onlara laf etmiyorum, küfür etmiyorum, ya, ağzından bir şey çıkmıyor. Ben sana konuş demedim Mert, bekleyeceksin. Konuş dediğim zaman konuşacaksın. Buraya çağırdıysan konuşma hakkına da sahibim. Bekle konuşma ulan, hakkını sikerim seni. Bana koyayım ya, bekle ya. Senin bütün yani ömründeki konuşma hakkını elinden alırım. Sus dinle. Aramızda 10 yaş var. Ahmet'le aranda 8-10 yaş var. Ben de bunu diyorum. Ferit'le aranda 5-8 yaş var. Oğlum, edep, saygı. Senden istenilen başka bir sikim değil. Kendi yayınlarında ne sikim yiyorsan ya, kafayı yani duvarını, kafanı duvara mı vuruyorsun? Aduket mi atıyorsun? Beynini mi patlatıyorsun? Ağlıyor musun? Zırlıyor musun? Didos mu yiyorsun? Ne yarramıyorsan ye. Kimse sana tek kelime dediği bir şey yok.
Ne sikim yiyorsan ya. Bir haftadır yiyorsun, tek kelime etmedik sana. Etmedim. Ama götün başın ayrı oynamasın, etrafa saldırma. Bugün bir video gördüm diye ben burada çıktım, konuştum. İlk ve son kez dedim. Yok Ahmet'e söylemedim, yok Kerim'e söylemedim, yok kimseye söylemedim. Götün iyiyim ayakları yapma. Yok 31 yaşında bir adama söyledim, 30 bilmem kaç yaşında bir adama söyledim. Götün iyiyim ayakları yapmayacaksın. Ona söyledim abi, yayına gitmiş ekmek koymuş. Herkes ekmek koyuyor yayına. Konuşsun oğlum yayınla, yani senin amına ben donatesin. İki ekmek aldım eve gidiyorum yani. Bu mu zoruna gidiyor? Onlar benim üzerimden prim yapıyorsa ben niye kendi ya oğlum bak. Şimdi Mert. Oğlum sen kimsin ki senin üzerinden prim yapacaklar? Sen kimsin oğlum ya senin üzerinden? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika Levo bir dakika. Kimim biliyor muyum? Kimim söyleyeyim mi? Söyle yavrum kimsin? Kimim? Bundan bir ay önce 100 kişi izleyen kimsenin sikine takmadı Mert'im. Şimdi burada evet. 6000 kişinin olsa... anana söven adamsın. Heh, tamam. Aynen öyle. Her neyse izlendim diye şimdi niye bunlar çatıyor? Ben onlara Mert, saygımı yitirmedim abi. Mert bak sen bak. Günüm izlendin diye sana kimse bir şey demiyor. Sen bu sayede izlendin zaten. Bunun anlayamayacak kadar gerizekalı mısın sen hakikaten ya? Sen zaten Jahreyn o ekmeği koydu da izlenmeye başladın. Melih şu an burada konuşuyor da izlenmeye başladın. Kerim sana gelip laf söyledi diye izlenmeye başladı. Sen bunu anlayamayacak kadar anlıyorum, salak bir insan mısın? İşte bunu niye yaptılar diyorum. Ben de bunu soruyorum. Çünkü sen yaptırttın bunu. Sen millete küfür ediyorsun yayınında. Sen ağlıyorsun iş durmadan. Doğru düzgün iş yaparak ya değil. Az önce ne dediniz? Kafa atmana falan millet kimse karışamaz dediniz. O kardeşim. Bir... Sen gittin Oksi'ye küfür ettin ve bunlar başladı. Bak ben başına dönüyorum. Bir saniye susar mısınız? Bir saniye. Sen dedin ki Kerim benim dedin abimdir, Gülcan benim ablamdır dedin. Ondan sonra sen sağa sola kafa atmaya başlayınca Kerim de agresif bir adamdır. Kerim şu Twitch TV camiasının en nadir 3-5 tane akıllı adamından bir tanesidir. En nadirini diyorum bak, zekidir. Size aptal gelebilir, size salak gelebilir ama en zekilerin arasındadır. Yok Kerim şovmen abi, Kerim kabul ediyor. Evet şovmen yani. Zaten kendisi de söylüyor bunu adam. Yani ben şov yaptığım için izlendiğim ben onu, ve falan yüzüne söylüyorum abi diyor, zaten benim psikolojik problemlerim var diyor yani hani. Onu geçtim bir dakika bir dakika. Ama zeki olmasın. Sen tutup da bu adamın kız arkadaşına, bu adama küfür edersen yayında hayatını siker senin. Öyle TBF'ye ben korumayla geleceğim, bilmem neyle geleceğim. Koçum sen bana bir telefon aç, ben sana 20 tane koruma tahsis edeyim, ben 7 sene o işin içinde bulundum. 7 sene ben yakın koruma bodyguardlık yaptım. Ve senin gibi dal ayakları değil, sanatçıları korudum ben. Yurt dışından gelen solistleri korudum. O işler öyle yürümüyor yani. Birincisi sallarken destekli sallayacaksın. İkincisi çok fazla nefret kazandım. Şu Twitch TV komünistisinin %80'i sana küfür ediyor. Bunun farkındasın. Ama hoşuna gidiyor senin. Adam bana küfür ediyor. Ben mutluyum. Sikimde mi? 3000 izleniyorum. Sikimde mi partnerliği aldım? Sikimde mi her gün donation bar koyuyorum, para geliyor. Adam bana küfür etsin. Oğlum şimdi bunun farkına varmazsın sen. Daha yaşın ufak. 3-5 gün sonra, 3-5 sene sonra bunun farkına vardığın zaman senin ne gururun, ne haysiyetin, ne şerefin kalır. Şurada benim sana şu konuşmayı yapmam bile senin için bir lütuf olması lazımken bir kulağından girip diğer kulağından çıkacağını ben zaten adım gibi biliyorum. Sikimde de değil benim seni kazanmak gibi düşüncem zaten yok. Ben adam olan adam gibilerini kazanırım. Emek veririm, harcarım, uğraşırım. Ama sende hiçbir emek yok yani bak. Yani hiçbir umut yok sende. Ben zaten emeğimle bu noktalara geldim diye bir cümle kurmadım. Emeğinle bu noktalara gelemezsin zaten istesen de. Öyle bir emek yok zaten yok dünya zaten üzerinde. Ben... Kurdum Jahreyn kardeşim adam, bu arada. 4 senedir yayın yapan adam, Kerim dediğin adam 3 senedir yayın yapan adam, Çarpaçın dediğin adam 4 senedir yayın yapıp hala 200 izlenen adam. Yani sen bu adamlara çağırıp açın dışında, sen bu adamlara sallayıp, bilmem ne yapıp, duvarlara kafa atıp, işler yaparak buralara geldin. O yüzden de sevilmiyorsun. Sevilmeyeceksin de. Şimdi sen zannediyorsun ki, evet 3000 kişi beni izliyor, 2500'ü sövüyor bana, olsun. Oğlum 2 hafta sonra unutulacaksın, yine 500 izleneceksin. Ama bu sefer o izleyen 500 kişinin 500'ü de sana küfür edecek. Farkında değilsin sen bunun. Kafa basmıyor yani. Şu an ben yani hiç yoksa benim ben de sana söylüyorum. Yayının en başından beri söylüyorum. Benim şu saatte kanalımda Levent olduğu için tek başıma yayın açıyorsam 2000'i geçmem ben şu an. Levent vardır, Çağrı vardır, Oğuz vardır. Benim şu anki izleyici sayım 2500'dür. 2500'ün üzerine çıktığı zaman ya birisi olsamıştır ya da saçma salak işte senin gibi insanlarla konuşurken
8000'e dayanmışımdır. Buraya gelen diğer 5500 kişi, bu 5500 kişinin de yarısı 2500-3000 kişi Twitch TV komünitesinin orospuzlarıdır. Dedikodu olsun, ona küfür edelim, buna bilmem ne yapalım diye uğraşan adamlardır. Ben burada senin adın geçiyor, olay var diye burada 8K adam var. Şuraya şimdi Ahmet'i çağırsam Facebook'tan yazıyor bana, Kerim'i çağırsam 15K'yı göreceğiz biz burada. Ben bunun derdinde değilim. Yani senin ne sikim yediğin beni zerre ilgilendirmiyor. Ama sen çıkıp da laptopa kafa atıp 30 yaşında bilmem kim deyip Ahmet'i kastedip küfür ediyorsan o beni ilgilendiriyor. Diyeceksin ki şimdi Ahmet senin avukatın mı? Tabii ki değil. Hayır hayır, öyle bir şey demiyorum canım. Ahmet, ben Ahmet'i savunacak kadar Ahmet yani zavallı bir adam mı? Tabii ki de değil. Ahmet dediğin adam yani 3 tane ana dili olup çatır çatır konuşan bir adam. Seni beni Kerim'i yan yana koyup üst üste üçümüzü de göt edecek olan bir adamdır. Ama bu adamlar benim Ahmet'tir, Kerim'dir, Ferit'tir, bilmem nedir. Benim canım ciğerim olan adamlardır, sevdiğim adamlardır. Harbiden değer verdiğim adamlardır. Onlara edilecek, şahsiyetlerine edilecek en küçük bir hakaret, küfür de karşılarında beni göreceksin. Ahmet'i göremezsin karşında. Berlin'de oturuyor. Ama ben senin karşına TBF'de bir çıkarsam neler olacağını sen çok iyi biliyorsun. En başında anlatabilir miyim? Benim de bazı diyeceklerim var. Ne bakayım? Şimdi bundan... Bak şu an bile seni adam bir yerine koyup bir şeyler demene fırsat veriyorum sana. Tamam. Onun karşılığında... Bak ama Mert, söyleyeceğin her şeyden bak, yayınlarında 3 kere 5 kere düşün, harbiden bak, ağzını yüzüne sıçarım. Yayınlarında seni. Ne yaptın, kime ne laf attın önemli değil. Bu TSE'ye geldin, şu an bu yayındasın, bu insanlarla konuşuyorsun. Söyleyeceğin kelimelerden ve virgüllerine kadar her şeyden şu an sorumlusun. Bunu bir tehdit olarak algılama. Bunu sana bir nasihat olarak algıla. Tamam mı? Çünkü yok onu sikerim, yok onu yaparım, bunu yaparım. Bunlar şeyde kalan, havada kalan şeyler hep. Ama havada kalmayan bir sürü de şey var yani zaten. Bu tarafın izleyicisi bunları biliyor. Sen de onlara dikkat ederek konuş, tamam mı? Biraz cümleni sarf etmeden önce bir kere düşün, bir daha düşün. Bir de ses tonunu çok yükseğe çıkarma. Bak biz bağırmıyoruz, çağırmıyoruz burada. Tamam mı gülüm? Hadi başla. Bak şimdi, bundan yaklaşık bir ay önce ben bir reis geçirmiştim, sinirlenmiştim. Şimdi bak, öncelikle şunu diyeceğim. Benim ağlamalarım, zırlamalarım, o gerçekten yemin ediyorum, bak babamla annemle konuştum. Ben yayına başlamadan önce de böyle bir insandım. Ota boka ağlıyordum. Şimdi diyeceksiniz, olan niye yayına başladın? Ben yayına başlayınca beni 20 kişi izliyordu, 30 kişi izliyordu. Sonra bir anda yükseldim işte. Benim anlamadığım şey, ben 100 kişi, 200 kişi izleyirken bir reis geçirmiştim. İşte her neyse bir olay olmuştu. O olayı açıklamayacağım. Ne olmuştu? İşte o videoda sinirlenmiştim. İşte abi dediklerim, abla dediklerim beni sattı demiştim. Orada işte hepsine falan şöyle şöyle demiştim. Bundan o zaman kaç kişi izliyordu beni? 200-300 kişi izliyordu. O zaman kimse bana gelip de, Kerim abi gelip de bana bir şey demedi. Neden yükselince böyle böyle dedi. Peki onu da geçtim, eyvallah. Lan oğlum sen bu adamlar küfür ettiğin için yükseldin zaten. Ya tamam, bak o konuda çok haklı. Bak Kerim abi çok haklı. Ben ona bir şey demiyorum. Orada saygımı da yitirmedim. Herkes bana hatta ki sövdü. Sen işte gitmişsin. Oğlum sen küfür ettiğin bir adama nasıl saygını yitirmiyorsun? Ya abi. Sana bak içeride, bak ben senin anneni hiç görmedim. Bak şimdi Mert. Hiç görmedim. Senin anneni duyduğum kadarıyla, hissettiğim kadarıyla bak ben çok severim. Biraz böyle yanlış bir cümle kurmayayım. Temiz bir kadın, iyi bir kadın. Yani. Öyle zaten yayınımı... Yani herkesin annesi öyledir bak kardeşim, ama ben özellikle sadece annenin bağırışmalarından çıkan sesi dinlediğim kadarıyla söylüyorum sana. O kadını senin üzmeye hakkın yok. Hiçbir şekilde yok. Bak güzel kardeşim, siktir git, hamallık mı yapıyorsun? Çalışmıyorsun, okumadın mı? Bu ülkede birilerinin de Ahmet'in dediği gibi hamal olmaya ihtiyacı var. Ben yapıyordum abi. Yine yap. Şerefinle yap. 1000 lira para kazan, 500 lira para kazan, ama ailene küfür ettirmeden kazan. Şerefinle yap. Ben sana demiyorum ki yayın hayatını bırakacaksın. Ne sikim yersen ye, umurumuzda değil bizim. Ne benim, ne Ahmet'in, ne Kerim'in, ne Hasan'ın, ne Hüseyin'in, kimsenin de umurunda değil. Ama şerefinle kazan o parayı. Tutup da orada sana gelip de 3000-5000 kişinin annene, babana, ailene, sana küfür etmesine izin verme. Anlamıyorsun, anlamayacaksın da. Yok, anladım da şunu demek istiyorum. Şimdi ben o videoda tamam reis geçirdim, küfür ettim.
Yani Kerem abi şurada şurayı anlamadı. Yani ben isteyerek küfür ettiğimi sandı orada. İsteyerek küfür etmedim. Orada ben kendi anneme bir de bak adamın bana izleyicilerden birisi küfürlü bağış atmıştı. Adamın annesine söyleyeceğime kendi anneme küfür etmişim yanlışlıkla. Yani içine durduğum duruma bakar mısınız? Nasıl bir yanlışlık o ya? Ya Mertan bak ben bir şey söyleyeceğim şimdi sana. Bu dünyada birisini öldürüp ben bunu yanlışlıkla öldürdüm diyemezsin, tamam mı kardeşim? O yüzden yaptığın hareketlere dikkat. Tamam, benim biraz ben birine var mı böyle bir dünya? Düşünsene, ben pek bilmiyorum. Birini öldürdüm. Hakim Bey, ben yanlışlıkla öldürmüşüm diye bir şey var mı? Tamam, haklısın. İstemeden ağzından bir kere çıktı da. Yok, değil mi? Tamam. O yüzden dikkat edeceksin bak. Şimdi dur, Kerim abi olayını yavaşça kapıyoruz. Tamam, onunla Tövbe yarabbim ya. Abi gülmeyin ya. Dur şimdi. Biz onunla şey ettik, uyardı ettik. Tamam, ben de o yayından sonra bir daha ona küfür etmedim, bir şey etmedim. Ondan sonra ertesi gün Ahmet abi yayındaydı Cahre'yim. Ben de yayındaydım o sırada. Adamı 4K kişi izliyordu. Benim de o sırada 2K, her neyse onu geçtim. Ondan sonra şey, birisi geldi chat'e dedi, Cahre insana sövüyor dedi, ne düşünüyorsun? Ben dedim, oğlum diyeceksin ki lütuf bu amına koyayım, sövsün diyeceksin. Yok, ya Cahre'nin senin adını ağzına aldı, daha ne içmeyin ya. Lütuf diyeceksin ya. Dalga değil oğlum bu. Oğlum Cahre'nin Necati'ye yayıncı, de shotfired yapıyor. Bak şimdi 4 yıllık bir yayıncı ve şu Twitch TV piyasasının açık söylüyorum en taşaklı adamı sana sövüyorsa lütuftur amına koyayım bu ya senin için. Abi söylüyorlar. Ya bak. Dur. Şimdi bak. Abi, izin verir bir dakika misin? Mert'im bak bir saniye gülüm bak. Bana geliyorlar diyorlar ki benim bak ben misal işte gemi oyunu oynuyorum 2 gündür. Bana sürekli geliyorlar işte bu Anakin götü 3000 izleniyor abi. Sen 80 izlenecek adam mısın? Anakin öyle yapılıyor. Ben diyorum ki arkadaşlar siktir edin herkesin kendi şeyi. Tamam, bazen taşak yapıyoruz. İki ekmek aldım eve gidiyorum diyorum, taşak yapıyorum. Yani bunu bu konuma sen getirdin. Ayrıca dedikleri gibi misal ben YouTuber değilim. Misal Cahri'nin YouTube'dan gelme. Misal benim ondan dolayı da misal Ahmet'e bir saygım var. Çünkü o da hani benim yaptığım şeyi yapıyor ki benden daha iyi yapıyor. Hani farklı oyunlar oynuyor. İstiyor ki community farklı bir şeylere yönelsin. Bu noktada sen de hani adam senin ağzını şey senin adını ağzına aldıysa yanında sana bir şey söylediyse eyvallah abi deyip geçmesini bileceksin. Ha, ben de tam o noktaya gel. Hadi gel bakalım. Dur. Ama yarrağın önünden donsuz geçiyorsun oğlum sen haberin dur yok abi, amına koyayım saniye, ya. Dur daha sözlerimi bitirmedim. İşte bana öyle dediler, ben dedim işte kendisi sevdiğim bir yayıncı dedim. Jaren işte güzel yayınlar yapıyor, ben ara sıra oturup yayını izliyorum. Sevdiğim, saygı duyduğum bir abim dedim. Eyvallah deyip geçtim. Ondan sonra gittiler onun chat'e, Anakin sana saydırdı falan filan. Bunu dediler. Ben Melih abiye de deyince, Melih abi sevdiğim bir yayıncı deyince adamın chatine gidiyorlar. Hep diyorlar Anakin sana kaydı, Anakin sana sövdü. Oğlum dönüp bir şey dedik mi biz peki? Bak bana bir haftadır diyorlar Anakin bana sana sövüyor bilmem ne yapıyor. Her gün diyorlar. Çocuk.